Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Asıl konuya geçmeden, gelin ilk önce o muamma nedir, o muamma hakkındaki bilgilere bir göz atalım. Güneş sisteminin dışından geldiği tespit edilebilen, ilk yıldızlar arası nesnedir. 19 Ekim 2017'de Robert Verrick tarafından, oldukça eksantrik hiperbolik bir yörüngede, Güneş'ten döndükten, 40 gün sonra keşfedildi. İlk gözlemler cismin Güneş'ten uzaklaştığı sırada, Dünya'dan 30 milyon kilometre uzaklıktayken, Pan-STARRS teleskobu ile keşfi yapıldı. Başlangıçta bir kuyruklu yıldız olarak kabul edilen cisim, bir hafta sonra bir asteroid olarak yeniden sınıflandırıldı. Yıldızlar arası nesnelere ait, yeni bir sınıfın ilkidir. Hiperbolik yörüngesinin bir sonucu olarak, 2022'de Neptün'ün yörüngesinden geçecek ve Oort bulutunu yaklaşık 20 bin yıllık bir sürede, geride bırakacaktır. Nesnenin, galaktik diskteki yıldızlar arasında sürüklendiği süre ise, bilinmemektedir. O muamma'nın yörüngesinin hem dışına, hem de içe doğru yuvarlaklığının yüksek dış merkezliliği, Güneş sistemine hiçbir zaman yerçekimi olarak bağlı olmadığını göstermektedir. Güneş'in kurtulma hızından daha hızlı olan, yüksek süratli gelişinden ötürü cisim, yıldızlar arası bir cisimdir. Gezegenlerin yörüngelerine ters yönde, yaklaşık 60 derecelik ekliptik eğiminde hareket etmektedir. Şimdi ise, asıl konumuza geçelim. Harvard'lı bir bilim insanı, o muamma cisminin, gizemini çözmek için çalışıyor. Bilim insanı çalışmalarının neticesinde, o muamma hakkında mantıklı bir teori buldu. Harvard Üniversitesi Astronomi Başkanı Avi Loeb, 2017 yılında Güneş sisteminin dışından gelen o muamma'nın uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceğini açıkladı. Astrofizikçisi Avi Loeb, 2017 yılında Güneş sistemine giren ve, ne olduğu tespit edilemeyen o muamma'nın, terk edilmiş bir uzay teknolojisi parçası olduğunu, iddia ediyor. Loeb daha önce 2018 yılında ortaklaşa hazırladığı bir makalede, o muamma'nın doğal bir nesne olmadığını belirtmişti ve, bilim insanı bu bilgilere yeni çıkacak kitabında, daha detaylı bir şekilde yer verdiğini açıkladı. O muamma, 19 Ekim 2017 tarihinde Güneş sistemine girerek, bilim dünyasında büyük bir şok yaratmıştı. NASA, ne olduğu belirlenemeyen bu parçanın, Güneş sistemi dışından gelen ilk nesne olduğunu açıklamıştı. Kozmik nesne, başlangıçta kuyruklu bir yıldız olarak adlandırılsa da, gaz ve toz kuyruğu bulunmayan bu nesne, yıldız olduğuna dair hiçbir belirti göstermedi. Bilim insanları, daha sonrasında o muamma'nın, bir asteroid olduğunu düşündü ancak, bahsi geçen parça Güneş'i saatte 315 bin kilometre hızla geçerek, asteroid olmadığını da kanıtlamış oldu. Yaklaşık 274 metre uzunluğundaki bu parça, bilim insanları tarafından sırrı çözülemeyen, bir gizem haline geldi. Harvard Üniversitesi Astronomi Başkanı Avi Loeb, o muamma'nın sahip olduğu itiş gücünün, hiçbir şekilde açıklanamadığını belirterek, parçanın uzay teknolojisine ait bir nesne olduğunu düşünüyor. Loeb, nesnenin Güneş sisteminin yakınından geçmesinin, olağanüstü bir durum olduğunu ifade ederken, uzay çöpü olarak adlandırdığı bu parçanın, uzaylılar tarafından gönderilebileceğini belirtti. Sizler, bu gizemli uzay cismi hakkında, neler düşünüyorsunuz?